O kadar devam devam dediniz ve ben de tabii sizi kıramadım. Dolayısıyla Habsburglularla İsviçre maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki nesilde çok iyi iş becerdiğimizi düşünüyorum ben. Askeri gücümüz şu an biraz düşük çünkü kendi elimizi tuttuğumuz binalara çok fazla yatırım yapamadık ve düzenli asker birliklerimiz de baya az. Ancak iyi para kazanıyoruz. İmparatorluk içerisinde bir krallığız ve aylık 17 altın kazanıyoruz. Bu da gayet iyi. Yaşımız 33. Nereden baksanız herhangi bir sıkıntı çıkmazsa en az bir 20-25 senelik süremiz var. Bu süre zarfı içerisinde iyi para kazanıp altyapıya iyi yatırım yapabiliriz. Bizim sürelimiz daha ne kadar yaşar bilmiyorum ancak e, bu gidişe göre çok büyük ihtimalle seçimle imparator biz olacağız bir sonraki nesilde. Çocuklarına da sadece onun tuttuğu Doğu Frankonya ile Batı Frankonya düklükleri kalacak. Sonrasında çok güçlü ve imtiyazlı vasallarla uğraşmamız gerekecek. Bunların başında Lotharingia, Bohemia ve Angria geliyor. Gerçi Angria bizim müttefikimiz. Eğer Lotharingia ve Bohemia'yı bir şekilde dize getirebilirsek çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Hatta belki kuzeyden toprak bile alabiliriz. İşte Veletia, Lutisia, Pomerania, Sedinia gibi. Buradaki Polab ve Pomerania topraklarını ele geçirsek biraz daha nüfuzumuz arttırır ve büyürüz. Bir genel duruma şöyle bir bakalım. Şu an biz İsviçre kralıyız. Görmüş olduğunuz gibi böyle dejur bir üçlüklükten oluşan İsviçre krallığı mevcut. Bu abimiz de ülkemizdeki iki tane kont vasaldan bir tanesi. Kendisiyle aramı iyi tutacağım. Sebebi şu. Burada görmüş olduğunuz gibi bizim baş psikoposumuz var. Başpiskopos psikopos Matias. Kendisinin yaşı ileri. 5 sene içerisinde belki ölebilir. Öldükten sonra ülkemiz içerisinde topraklı bir teokratik vasal olması sebebiyle bu arkadaşımız otomatik olarak baş psikopos koltuğuna oturacak. Tabi güçlü vasal olacak yani önemli bir vasal. Eksi 40 görüş silinecek ancak aramızı iyi tutmamız gerekir. Zira kendisi bizim bundan sonra baş psikoposumuz olacak. Neden Sankt Galen'i bizzat tutmuyorum diye de sorabilirsiniz. Çünkü Sankt Galen'in baş baronluğu tapınak. Bizim mezhebimize göre de biz tapınak yerleşkilerini bizzat tutamıyoruz. Dolayısıyla bunları teokrasi seviyesindeki kişiler tutabilir. Kendisi şu an sanırım hacda. Vatikan'a evet hacca gitmiş. Biz kendisine Zürich ve Grison'u vereceğiz. Öncelikle size demiş olduğum gibi buradaki üçüncü düklüğü tutmak görüşte ceza yazıyor bize. Ve bizim Dejur vasalımız olacak bizden çok hoşlanacak. Alt tabaka olduğu için tabi şuradaki vasal bizden daha çok nefret edecek ama Bern kontluğunu bizzat tutan vasaldan burayı belki bu, bu nesilde belki bir sonraki nesilde onların verasetinde elinden alacağım. Gelirim aylık 14.7'ye düştü ancak hiç problem değil. Kendisi bizden çok hoşlanıyor. Devasalların bize karşı eksi görüş olmasının sebebi mutlak taht otoritesindeyiz ve ben bunu mümkünse bu seviyede korumayı düşünüyorum. Hatta imparator olursam ben belli başlı vasalları bu konuda kışkırtacağım. Özgürlükçü örgütleşmeye meyillenmeler durumunda kendilerini pataklamayı düşünüyorum biraz. Benim topraklarıma saldırırlarsa eğer dağlık ve engebelik arazide avantajı yüksek tutabiliriz. Oğlumuz gördüğünüz gibi eğitiyoruz. Diplomasi odandan götürebiliriz çünkü kendisi sevimli. Kızımız komşumuzun rehinesi. Komşumuz ölürse eğer bizim bu rehine tuttuğumuz oğlu başa geçecek. Belki kızımızı geri isteyebiliriz. Sen diplomasiydin değil mi? Sana bir görev verelim mesela. Bir kraliyet sarayına gidelim bakalım. Bunları düzeltmedik. Şunları şöyle bir üçüncü seviye bir arttıralım. Giderlerimiz biraz daha arttı ama hiç problem değil. Altyapıdaki geliştirmeyi yeterince arttırdık. Biraz kültürel kabullenmeyi arttıracağım. Fransızlarla yapmayı düşünüyorum. Hatta bakın size göstermek istediğim belli başlı konulardan bir tanesi. Hele şükür Radbot öldü ya. Hah güzel. Teşekkürler. Şimdi İsviçre ünvanına sahip olduğumuz için bizim elimizde şöyle bir imkan var. Kültürlere geliyoruz. Mesela biz şu an Swabial kültürüne mensubuz. Swabia kültüründe görmüş olduğunuz gibi Transjuranya, Kurezya, Alsas, Swabia ve Augsburg düklükleri bulunuyor. Eğer dersiniz ki kültürel ayrışma yapalım, oyun size otomatik olarak İsviçreli kültürünü buraya getirecek. İngilizcesi Swiss diye geçer tabii. Ancak kültürel ayrışma yerine başka bir şey yapalım, mesela melez kültür yapalım derseniz o da mümkün. Nasıl mümkün bir bakalım. Ülkemizde sadece Svabyalı kültürü yok. Aynı zamanda Piemonte Dükü sağ olsun iki tane kontlu Alpici kültürüne çevirmiş. İstersek Alpici kültürüyle bir melez yapabiliriz. Böyle yaparsak iki tane buluş keşfederiz. Mümkün. Ve bakın bu da İsviçreli kültürü olur. Fransız kültürüyle de bunu yapabiliriz ve bu da Svabyalı ve Fransız kültürlerinin birleşiminden İsviçreli kültürü ortaya çıkar. Tıpkı Yunan ile Oğuz'u birleştirdiğiniz zaman ortaya Anadolu Türk'ü diye bir kültür çıkıyor. Bunun gibi özel bir kültür yaratmak mümkün. Fransızlarla aramızdaki kültürel kabullenme %30, %40'a çıkarırsak yeterli prestijimiz olması durumunda da melez kültürü oluşturabiliriz. Ki Fransızlarla bu melez kültürü oluşturduğumuz zaman da yüksek çağa geçebiliyoruz ve ayrıca 3 buluş keşfediyoruz. Bunu biraz düşünelim. 2 tane rakibim var. Bunlardan bir tanesi topraksız. Bu çok bir iş yapamayacak. Topraksız olduğundan dolayı nüfuzu neredeyse yok gibi bir şey. Ancak Ceneviz düküyle... Ne yazık ki rakibiz. Çünkü kendisinden toprak kopardık ve bizim ülkemizin belli başlı kontuklarına karşı elde ettiği hak iddiaları sebebiyle de ne yazık ki bizim rakibimiz oldu. Kendisinin oldu bu şekilde. Görüyorsunuz çirkin. Şimdi dersiniz ki bu adam seni niye bu kadar çok korkutuyor? Çünkü bizim entrikamız aşırı düşük. Bir. Bunun sebebi dürüst olduğumuzdan dolayı. Mümkünse bir tane koruma ekleyeceğim. Hatta aa bakın saray şairi ekleyebiliyormuşum. Bir tane koruma ekledik. Hatta ikinci korumayı da ekleyebiliriz aslında. Neden olmasın. Böyle i̇yi biri vardı. Avcı başı. Değil Fena değil. Ekledik abicim. Çeşnici başı da ekleyebiliriz. E, entrikası yüksek ya da obur biri varsa mesela. E, zayıf diyor ama olsun. Ekledik seni. En azından para kazanırsın biraz. Bakın aylık 17 altından 11.4 altına düştüm. Hiç problem değil gerçekten. Ral Dietrich bakalım yakın zamanda ölecek mi? Ee, yaralarından dolayı sağlığı çok kötü ve şu an savaşta. Problemler. Ve iyileşti. Hı. Hm. Kont Rudolf'u yeterince etkilemişiz. Bu çok güzel. Biraz yapabiliyorsak şöyle Papa'yı etkilemeye çalışalım. Hı? Hm. Mülk yönetimi değil de genel olarak bize yardımcı ol diyelim. Yeteneklerimiz şöyle bir genel olarak artsın. Gayet güzel olur. Kendi mülklerimize yatırım yapmayı muhakkak da unutmayalım. Şöyle Neuchâtel. No Buralara hiçbir şey yapılmamış. Darül Acizeleri ekledik. Profesyonel iş gücü açıldığından dolayı binaları daha hızlı inşa edebiliyoruz. Ve Svabyalı kültüründeki çalışkanlık geleneği sebebiyle de bir bina inşa edildiğinde yüzlerinden 25 gelişmişlik artışı kazanılıyor. Bunun oluşabilmesi için aradan en az 12 ay geçmiş olması lazım. 8 ay sonra. Peki yani bu şu demek. Bu bina kuruldu 8 ay sonra bir 4 ay kadar daha beklememiz lazım ki binayı kurduktan sonra gelişmişlik tekrar artsın. Ha, bir tarafından yağmalanıyor kim? Ha, buradaki abi bizim süzereni yağmalıyor. Eyvah. Suçlular affedilebilir. Bir dakika ben senin ünvanını fesedebiliyor muydum? Neden? Afaro... Aa. Ben bunu fark etmemişim. Aa bu çok güzel. Aldım. Çok özür dilerim bunun için ama... Evet öyle bir şey oldu. Seni saraya davet edeceğim ya gel gel. Topraksız kaldın ama. <laughs> o yüzden başkenti Berne taşıdık. Dejur başkentimiz burası. Vekil gitti ya. Bu iyi değil. Ama olsun şöyle birini koyduk. Daha iyi bir vekil harcı yok mu aslında? Senin diplomasın öf çok kötü be. Dur bir dakika karşılıklı yer değiştirsek. Aa bir dakika. Bu abi iyi 22. Sen de belki ölebilirsin yakında ama. Neyse dur şu abi önemli. Bu abi iyi. sarayımdaki bir şövalyeyle de sevgili bu arada. Yargılanmıyorum. Ancak Orta Çağ'da evlilik dışı aşk yaşamak biliyorsunuz suç ve ayıplanır. Bir ziyafete davet edilmişiz. Peki gidelim. Bahçıvan özelliğini kazandık. İdaremiz arttı. Nerede salgın var? Ova İsali diyor. Bremen'de ha Kuzey Almanya'da. Biz Ova İsali'nin olduğu yerlerde miyiz? Evet. Ziyafete gittiğimiz yerde hastalık var. Ama yazan tıbbi malzeme götürdük. Yanımızda da Saray hekimi var diyeceğim o da hastalığa yakalanmış. Başarılı tedavi. Biz ne yapalım biliyor musun? Biz eve gidelim. Biz eve gidelim abi. Buradaki hastalık <laughs> bizi yok eder. Aa Haçlı Kralları. Artık kaç Seferleri yapılabiliyormuş. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Başpiskopos öldüğü yerine Prens Başpiskopos geldi. Ülkemizdeki teokratik seviyede bir vasal olduğu için otomatikman değişim sonrası buradaki koltuğu kapatıyor. Ve bu vasalın güçlü olması önemli. Önemli vasallardan bir tanesinin güç dengesi aynı şekilde değişiyor diyebiliriz. E biraz erken gittik ancak burada hastalık vardı. E sen de hastalığa kapılmışsın. Oğlun da hastalığa kapıldı. Ölüyorsunuz herhalde bilmiyorum artık. Nereye gidiyoruz ya? Kudüs Krallığı. Aa, ilginç. Katılmayı düşünelim. Yakınlarda bir yere de gidebiliriz aslında bilmiyorum yani. Afrika için belki yapılabilir diyeceğim. Belki şöyle tule tule taraflarına da yapılabilirim bilmiyorum ama bunlar da atılıyorlar savaşlara. Bir saray ekimi alalım. İtalyanlar iyi insanlardır. Ayda kızım bana geri gönderiyor. İnanmıyorum. Ekim arayalım o zaman. 9 ay sonra başlayacak. Bir söz verelim. Az ordusuna katılalım diye. Heh karakterimin kızı da gelmiş. kendisini eğitebiliriz. Belki oğlumuz adam olmazsa bunu geçiririz. Korkak olması çok hoşuma gitmiyor ama bakalım. Eğitim odandan götürürüz. Belki iyi olur. Lehtar belirleyelim. Seni lehtar seçtim abicim. Tamam. Kudüs bizi çok zorlayacak. Yakınlarda ve daha güçsüz bir yerlere belki yapabiliriz. İşte bunlar eşyari. Özellikle bu murabıtlar. Bunlar da Bu abi katılır. Savaşa kesinlikle. Dindar çünkü. Bir hedefimize bakalım yine. Belki daha kolay bir yerlere tutturabiliriz. ha. Tunus mesela fena olmaz. Tunus'takiler de gerçi kabile bilmiyorum ama. Daha yakın bir yerlere mesela ne bileyim. Tule Tule olabilir. Deneyelim şansımızı. Endülüs krallığını denedik. Haa casus başımız ölmüş. Peki. Bizden bu kadar nefret ettin mi? Heh, al şöyle. Papayla aramızı iyi tutalım. Belki bilmiyorum parası olunca bize <laughs> altın verebilir. Ha. Kendisine karşı kozumuz varmış bu arada. Dük Magnus'a karşı. E şuralardaki kontrolleri arttırırsak fena olmaz. Belki şöyle biraz gücümüzü arttırırız. Bu şekilde. Bakalım duruma göre. Belki yaparız bir şeyler. Bakalım kimler katılıyor. Bavyera katılıyor. Güzel. Hırvatistan. Ha Danimarka kralı. 50 başlı kontlar katılıyor. Biraz daha katılım olaydı belki. Ha bu ablamız da. <laughs> Çok iyi. Gerçekten güzel. Kendisi Afarozilmiş. Sonra savaşa katılma isteğinden mi bulundu bilmiyorum. Bir anda silinmiş. Mezhep liderinden güzel. Altın alırım. Aldım. Aldıysak şu askeri gücümüzü biraz daha arttıralım. Savaş başladı. 36 16.000. 16 bin. Bence bunu halledebilmemiz lazım ya. Heh. sadık olduk. Çok güzel. Ziyafet. Yok şimdi ziyafete katılmayacağım. Müttefik ordularıyla mümkünse dalalım. Papa'nın ordularıyla hatta. Papa neden Adriyatik denizine girdi bilmiyorum. Tam tersi yönde ilerledi ama. Hatta ordunun başına bilmiyorum. Biz de geçebiliriz. Danimarka kralım bu. Çok güzel. Ona biraz destek çıkalım mümkünse. Bavyera orduları neden böyle gidiyor? Neyse Papa'nın orduları da geliyor artık. Burada da güçlü bir Müslüman ordusu var. Ee... Papa desteğe gelsem mutlu olacağım ama Bilmiyorum. Aa saray şairimiz ölmüş. Kötü. Yani şu güçte yenebiliyor olmamız lazım onları ama. Neyse şu an yazıdan toparladık bir şekilde kendimizi. Seçilebilir hanedan mirası. Şu dirençli soyu açacağım. Habsburgların bu kötü şöhretini ortadan kaldırmaya kararlıyım. Bir orduya bağlayalım kendimizi şöyle. Danimark ordusuna. Hah. Hop, hop 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 gelme ama. Kimle gidiyoruz bilmiyorum. Papa'nın ordularından bağlasak. Tivoli ordusuna bağladık. Aynen öyle. Şuradaki orduya bilmiyorum destek çıkabilsek ya. Yani sanırım şu an üstümüze geliyorlar. Biz buradan ufaktan çekilelim. Güzel. Gayet güzel. Bizim şu lehtarımızı ben... Sen bizim gerçi en iyi şövalyemizsin ama. Ben yani izin verdim ya. Sen burada mısın? Ha yok saraydasın peki. Savaş vurguncusunu açtık. Savaş boyunca gelen gelir yüzde on daha fazla olacak. Yani evet, bu hoş değil. Aziz gibizi bizi terk etti. Evet. Çok hoş olmadı ne yazık ki. Çok çabuk hüsranla sonuçlandı bütün savaş. En azından ama Haçlı Şövalyesi olduk. Bu da güzel bir şey. Bir rakibimiz ölmüş. Harika. Casus başı. Seni getirdik abicim. Tamam. Bu Lotharingia ne olmuş? Toprak mı kaybetmiş ya? Sanırım biraz toprak kaybetmiş olabilir. Aa, çok ilginç. Oo. Hıh. şu işe bakın. Kaiser ve Lotharingia kralı hariç herkes bana oy veriyor. Ama Lotharingia kralı ve Kaiser'in oy gücü sebebiyle de ben şu an birinci aday değil. Ve kendime de oy veremiyorum. Belki ilerleyen zamanlarda olabiliriz. Şöyle biraz kale yapalım. Daha doğrusu buraya kale değil de başka bir şey de yapabiliriz. Savaşçı loncaları fena olmaz. Elimize geçen parayı mümkün mertebe şöyle yatırımlara koyalım. Burada kontroller arttı. Ben de kontrolleri arttıralım. Papayı yeterince etkiledik. Ee, papayı etkilemeyi bırakabiliriz aslında. Aa av düzenleniyormuş. Hadi gidelim. Şu an Macaristan'la bir savaş... He tabii bizim süzeren Macaristan'la müttefik olduğu için. Ve şu an hala birinci varisim. Birinci varis oldum. Yeni aşkım. Heh. Yani bilmiyorum ki eşimin sağlığı ne durumda. Kabul edeyim mi? Heh? Belki biraz daha fazla çocuk çıkar bilmiyorum. Yeni aşkım hadi. Eşimizden boşanabiliyor muyuz? Yok boşanamıyoruz. Kötü. Bir risk aldım burada bakalım. Yani çok kötü bir entrikam var ama. Şansölye ölmüş. Kızımız büyüdü. Bu çok güzel. Polonya kralı da evlenmiş. Macaristan'la ittifak yapmış. Peki. Mesela yapabiliyorsak eğer bilmiyorum. Ana soylu bir evlilik yapılabilir mi? Karintia ile evlendirebiliriz aslında. Mümkün. Böyle bir abi varmış. Güzelmiş falan. ne olmaz. Hadi bak senle evlendirdik ya. Ana soylu. İttifak getirim hadi ama olsun. Borca girdik <laughs> gelişme işliği arttırmak için ama. Hı, hadi canavarı kendimiz indirelim. Hop yaralandık. Hı. Ne iyileştik. Kötü oldu. Bıldırcın yumurtası. Güzel. Ben bunu satarım. Hiçbir işe yaramıyor çünkü. Harika. Borçtayız. Biraz para bulmam lazım. Gelişmişlik arttı. Fransız kültürüyle nasıl gidiyor? İyi. Güzel. Artıyor. Hı. Büyüdüğü için. Prens Amadeus büyümüş. Babası da bekliyor tabii. Biz deriz ki birazcık daha burada kalsın ya da eşyalarını topla eve dönme vakti geldi. Doğru tamam hadi arkadaş olmaya daha çok yaklaşırız. Ziyafet olur gidelim. Teba'dan haraç toplayalım. Hatta biz şu an naiplikteyiz değil mi? Sen bize altın bul ya. Senin idari yeteneğin de çok iyi zaten. Hoppa. Baş psikopos öldü. O zaman biraz seni mi etkileyeceğiz? Hadi etkileyelim. Oğlunuz orduma katılsın. Fena olmaz. İki tane sevgilimiz var şu an. Harika. Ha? Ayda, Hoppa. Yeni Kaiser mod. <laughs> Çok iyi ya. Yeni Kaiser olmuşuz arkadaşlar. Cesur Kaiser 51 yaşında. Uykusunda hayatını kaybetti. Strese mi girdi bilmem yatalak olmuş. <laughs> şu an insanlar bizden hoşlanıyor. Oo bir dakika. Mutlak taht otoritesi gitti. Dördüncü seviye dedik bu ikiye düştü. Kaç tane eşya aldık biz? Baya bir eşya aldık be. Şu an biz imparatoruz, dolayısıyla bir elektörüz aynı zamanda. Kadınlara oy verememek biraz sıkıntılı. Ama neyse. Belki biraz prestijim artarsa bu seçimli yasayı tamamen kaldırabilirim. Ülkemin çok yakınında bir hastalık var. İlerler mi bilmiyorum ama. Bu abiler iyi de. Şimdi, şimdi bu büyük vasallarla uğraşmamız gerekecek. Neyse bakalım. Şansölye olarak, Aa güzel. Bak seni atadık. Herkes de benden hoşlanıyor ha. Seni vekiler yaptık Lothar e Şöyle bir tane bir abi getirin. Yani ha şu ablayı getirdik harika. Bizden herkes hoşlanıyor bu arada. Ben bir isyan falan beklerdim ama. Düşes Matilda'yı vasallaştırabiliyormuşuz bu arada. Bir de normal yükümlülüklerden. Mükemmel değil mi? Ben mesela böyle papaya aktarayım mı burayı? İşte İsviçre, Baviera bende kalsın. İtalya taraflarını komple aktarabilirim mesela. Nasıl olur? Bence güzel olur. Karintiyan'ın da burada toprağı var işte. Lombardiya'ya bakalım. Vasal sözleşmesi ee, şöyle böyle. Aklıma bir çılgın fikir geldi ya. Şimdi papa burayı tutuyor değil mi? Güzel. Ünvan oluşturabilirmişiz. Bu düklükleri oluşturabilirmişiz bu arada. Gayet iyi. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim ben. Matilda'yı vasallaştırdım. Matilda çok büyük ihtimalle konseyde koltuk isteyecek. Mükemmel. Papa da benden tabii görüşü azalacak. Spoleto düklüğünü isteyecek. Ben papaya diyeceğim ki. Ben mümkünse şu İtalya taraflarını falan hiç almak istemiyorum. Papa ile aramı iyi tutmak için. Özellikle şu Lombardiya, Piemonte. İtalya tarafı bana çünkü dejur kaymayacak. Burada Pisa da var. Ee, Pisa'ya saldırmak gerekecek. Dolayısıyla şöyle bir fantezi yapacağım ben. Papa'nın da gücü artar bu arada. Matilda'ya aktardım. Nasıl? Hatta Papa'ya diğer dejur yerleri de aktaracağım. Bu abimizle aktardım Ravenna'yı. Papa biraz büyüsün, güçlensin istiyorum. Yani Matilda'nın özellikle bir önceki nesilde ülkenin canına okumasının biraz da intikamı bu. Son olarak bir de burada bir Cumhuriyet kontuk seviyesinde ülke var. Şöyle bir de vasal aktaracağım sana. Tamam. Bu kadar. Papa böyle büyüdü. Şu an Romanya Krallığı'nın bir kontluk hariç bütün yerleri tutuyor. Ceneviz benim rakibim. Fakat Ceneviz aktarırsam o zaman casus başı olarak gelebilir mi? <laughs> Eksi yüz diyor ya. Yüksek tahta otoritesi. Güçlü vasal. Bakalım. Şalman'ın tahtı. Lombardiya demir tacı. Bu da önemlidir. Kinder Krone. Ve Tanrı'nın kılıcı. Yani dediklerine göre Atilla'nın kılıcı bu. Yani biraz şüpheyle bakılır tabi. Oğlum yaralanmış mı? Ha, narin ve yaralı. Saray hekimim var normalde ama. Tedavi etmesini beklerdim. Sen kimsin? Strasbourg kontu. Alsas. Buraya bağlı. Bu bizim hanedan. Aa Bir dakika. Bu bizim hanedandanmış. Eee. Seni affedeceğim ya. Tamam mı? Seni affettim. Karintia. ve Alsası sana verebiliriz aslında. Alsası oluşturduk. Alsas düklüğünü sana şöyle verdim. Sen Dejur bir vasal oldun artık. Burada mesela Hesse düklüğünü oluşturdum. Ve Thuringia düklüğü. Ooo. Oh. Zalien Zalien. Sizlerin böyle hak iddiası mı var buraya? Abo. Bak sana şöyle bir şey yapacağım. Hesse düklüğünü sana şöyle verdim. Tamam mı? Senin ünvanı böyle edebiliyorum galiba. Vasal savaşını sonlandırmanı isteyeceğim. Tamam. Ee, vasal savaşında teslimiyet talep etsem. Ya işte. Ben şimdi şöyle Pomeranya taraflarını ilerleyebiliyorum değil mi? Mükemmel. Ben toprakları alırım buradan mesela. Eser hediye olur. Aldım. Aslında şu an baktığınızda fena da para kazanmıyor gibi bir şeyiz. Yani vasallar biraz tabii şey. Düşük miliz ve düşük vergi katkısı var. Ama şöyle dejur ünvanları belki oluşturarak bir şeyler yapabiliriz. Yukarı burgonya düklü. Aa yukarı burgonya düklü. Mesela bunu oluşturduk. Şöyle verdik tamam mı? Aktardık bunu sana. Hiçbir masraftan kaçınmıyoruz. Normalde dejur vasal değil ama olsun verdik. Magdeburg kime aktarır? Bir dakika kime aktırdı? bu? Bu bizim arkadaşımızmış. Olur aktardık. Şöyle frizya krallığını oluşturup acaba sana mı versemem? Buradaki vasallarla çok uğraşmak istemiyorum ama. Böyle oluşturdum. Bak şöyle bir güzellik yapacağım. Ben şöyle Frize Krallığı'nı verdim. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Eser talep et. Yok. Hı hı. Bu benim eserim kardeşim. Kusura bakma. Elimizde bol bol prestij var. Ee, bu noktada acaba ben bir şey denemek istiyorum. Bu seçimlerden falan ben bayağı sıkıldım. Madem bana Kutsal Roma İmparatorluğu olma şerefini verdiler... Ben neden bunu babadan ola devam ettirmiyorum ki değil mi? Bunu yapabiliriz bence. Bu çok da zor bir şey değil. Yasayı kaldırmak için 10.500 prestije ihtiyacımız var. Eğer öğrenim yeteneğimiz daha yüksek olsaydı bu büyük ihtimalle daha düşük olabilirdi. Şöyle bir özgürlükçü örgütleşim olsa da mesela değil mi? Tebadan haraç toplayabiliyoruz bu arada değil mi? Aa çok güzel. Güzel. Aldık. Vasallar bize biraz kızdı ama. Şöyle bir tur yapayım diyorum. Güzel olur. Savaş ilan destekli yerine şöyle para basma hakkı tanınmış diyeceğim sana tamam mı? Şöyle bir de tur yapmayı düşünüyorum. Biraz para gidecek. Biraz vergi gezisi yapayım diyeyim. Evet baya bir para gidiyor. Şöyle bir 10 tane vasala falan uğrasak şöyle rastgele. 672, 876. Ha iyi tamam. Bir bin altına yaklaşırız. Zaman içerisinde. 10 bin askeri gücümüz var ha. Çok iyi. Bu arada aa inanmıyorum. Fransa Frankiye İmparatorluğu'nu kurmuş. Aa çok iyi. Sen yukarı Burgonya'yı mı istiyorsun yalnız? He. Sen ittifak kuracağım. Tamam mı? Ve ben seni serbest bırakacağım. Ee, Fransa evet büyük ihtimalle bana girebilir diyecektim ama. Yok İngiltere ile sadece ateşkesi varmış. İngiltere ile falan ittifak yaparlarsa girerlerdi bana. Burayı şöyle serbest bırakacağım. Frankiye burayı vasallaştır. Görmüş olduğunuz gibi aldı direkt. Oğlumuz neden bir türlü iyileşmedi yaralarından? Çok ilginç ya. Saray ekimimiz de var normalde ama. Ha, güzel. Bu tacı koyduk böyle. İyi oldu. Kafamızda artık Şarlman'ın tacı var. Seninle ittifak mı? Hadi gel seninle ittifak kurduk ya. Biraz daha para kazanabilseydik güzel olurdu aslında ama. Babadan şöyle biraz para alsak. Yani vasal çatışması. Aynen. İşte istediğim şey bu. Buna şimdi son vereceksiniz diyorum. Mesela ünvanı feset. Burayı böyle feshettim. Sen buraya hak mı var Can? Sen buraya hak iddian vardı gerçi değil mi? Şöyle hanedanımdan birine vereyim diyorum ya. Verdim. İdari saraya geçiyorum buradan. Daha iyi olur. Ha Dük koy. aynen. Rakip olmayalım abicim gerek yok be. Ha vallahi ya. Biz seni yeterince etkilemiştik değil mi? Harika. Hop papa öldü. Senden altın isteyeceğim canım. Teşekkürler. Altınımızı aldık mı? Yakınlarda hastalık mı var? Ha. Ve yeni cihat dönemi. Geçmiş olsun cihat. Çok beklemiyorum yapabileceğinizi ama. Bohemya kralı öldü. Heh. Mareşal öldü. Seni getirdik abicim. Güçlü vasal evet. Heh. Bakalım. Bir dakika ne oldu ya? Ne? Karolenj mi? Hattan çekilmeyle. Allah Allah ne alaka ya? Gel saraya davet et. Karolenjler geldi buraya inanmıyorum. Ya özgürlük çörgüleşme beklersin. Ben diyorum ki bir büyük gezi yapayım. Şöyle bir vergi gezisi. Lotharinge, Frizya. Osfalen'e uğrarız. Sana uğrarız, sana uğrarız. Şöyle bu taraflara. Gayet iyi olur. Prestij de arttırırız bol bol. Yola çıkalım o zaman. Ayda savaşta mısın? Hatta papaya papadan altın istiyorum. Tamam canım. Çok güzel. Papaya şu Lombardiya taraflarını da aktaracağım. Basal aktar. İtalya'yı falan kurabilir misin bilmiyorum. Bence kurarsın ya. Yani. Aynen öyle. Ve şöyle Piemonte. Dur kalsın şimdilik. Belki gerekirse o kendisi kurar İtalya'yı. Beni Kim yağmalıyor? Şansölyemiz ölmüş. Hadi canım seni getirdim. Bu arada papalıkta savaş çıktı inanmıyorum. <laughs> Mati. Bağımsızlık savaşı bir de. Ha çünkü kendisinin birinci lümvanı Toskana ama Spoleto'yu da tutuyor Emilia. tabii Buraları falan almış papalık. Papalık sanki tek başına halleder gibi. Bilmiyorum. Yani parası bitmiyor çünkü. Paralı askerlerle toparlar diye düşünüyorum. Çok güzel. O esnada ben kendi binalarımı geliştirmeye devam edeyim. Şöyle şöyle bir düklük binası. Fena almaz Vergi idareleri. Aynen öyle. Darül acizeler. Darül Kutsal Roma İmparatoru Bohemia Kralını ziyaret ediyor. Mükemmel. Ve avlanma yerine tamam bir Darül Şöyle kale yerine belki başka bir şey. Madenler inşa edelim. İyi yemek. Sağlığımız arttı. Feodal yükümlülüğünü arttıralım mı? Bence arttıralım ya. Böyle daha fazla para ver. Zayıf koz elde edecek. Görüş kazanacak. Ha. Kabul eder. Doğru. Bizim üzerimize zayıf koz mu elde etti? Heh. Bir kere değiştirildiği için. Aa, bir dakika. Sürbelse biraz para vereyim ha. Benden hoşlan. Hatta şöyle bir şey yapalım. Casus başı olarak seni atadım ya. Seni şansölyeyle şöyle bir yer değiştireyim. Daha güzel oldu. Vasallarla görüşümüz arttıralım. Papalık savaşı kayıp mı ediyor? İnanmıyorum. Gerçekten kaybediyor ya. Toskana'ya karşı. Afaroz ettireyim mi seni? Yok <laughs> Yo, ettiremiyoruz. Seya olduk. Gayet güzel. Arkadaş olduk. Destekli savaş ilanını sen kimsin? Ne? Harika. Baya bir prestij kazandık. Tebadan araç toplayalım biraz. Sadakatini sunuyorum. Masa oyunu. Şöyle idareden gidersek acaba Matilda'ya karşı yok. Kazanamadı. Aynen öyle. Eliyle hareket yaptı bir de ya. Mesela bir turnuva düzenleyebiliriz. Şöyle bir okçuluk. Bir de şöyle güreş yaparız mesela. Heh. Yapar mıyız? Bence yaparız. Şöyle biraz parayı da sonuna kadar arttırırız. Yüksek değerli ödüller veririz. Ciddi hazırlık gerekiyor diyelim. Hak kazanabilirsek güzel olur aslında ama. Okçuluk ve zeka. Güzel. Katılmayı garantiledik. Ne? oğlumuz iyileşmiş. Harika. Okçulukta kazanabiliriz sanki. Avcı olduğumuz için mi? Evet. Ve kazandık. Ünvan oluşturarak da esasında prestij kazanabiliriz. Oluşturulacak baya bir ünvan var. Mesela Utrecht tüklüğünü oluşturabiliriz şöyle. Frize bunu bizden isteyecek. Ünvan veriyorum abicim sana. Hah Utrecht'sin tam. Bu kadar. Ünvan oluşturarak hatta meşruiyeti de arttırıyoruz. Ben hazırım diyelim. Hıh hmm, kaybettik. Ama en azından 5 senelik sağlıkta orta artış yaşayacağız. Ee, bunun da sebebi güreş turnuvasına katılabildiğimiz için. 10.284 prestij kazandık şimdiden. Bu mükemmel. Bir i̇stire düklüğünü oluşturdum. Buradaki hanımefendiye verebiliriz. Gayet güzel. Gelirimiz de artıyor bu arada. Aylık 30 kazanmaya başladık. Ayda papalığa bak. Böyle Toskana ortadan ikiye ayırmış. Bize karşı örgütleşme yok bu arada. O da çok iyi. Kral otta olarak başladığımız ikinci videoda Bukleli Kaiser dördüncü otta olduk. Askeri gücümüz 11.000 asker. Aylık 32 kazanıyoruz ekonomide. Gayet iyi. Dejur sınırlarının neredeyse hepsine sahibiz. Para kazandığımız iki tane çok güzel düklük var. Ve ben artık şu Kutsal Roma'daki meseleyi kaldırabilirim. Ki kaldırmayı da istiyorum. Şu an adayımız zaten biz elektörüz ve herkes bizim yani neredeyse herkes bizim oğlumuzu seçiyor. Ama ben Habsburglara yakışır şekilde bu yasayı kaldırtıyorum. Artık babadan oğla olacak şekilde ilerleyeceğiz. Hatta ve hatta konfedere bölünme değil bölünme ama bunun için de prestij gerekiyor tabi. Biraz daha prestij kazanabiliriz aslında hiç fena olmaz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Kutsal Roma İmparatorluğu üzerindeki seçimi de kaldırdık. Habsburglar olarak 1109'da görmüş olduğunuz gibi bir çeki düzen verebildik diye düşünüyorum. Senden para talep edeyim mi? Ettim. Biraz borca sokacağız sanırım. Macaristan'a ama. Ayda bir dakika senin başkalarıyla da mı ilişkin var? İnanmıyorum. O zaman şu Polab bölgelerini biraz ele mi geçirsek ha? Habsburglara yakışır şöyle birkaç fetih yapsak fena olmaz aslında değil mi? Niye de etkileyici yanları var diyelim. Aynen öyle. Bir dakika ne? Katoliklik olarak mezhebi değiştirecek mi? Aa ilk defa başıma geliyor bu. Ha çünkü bu karakter kuşkucu. Başka bir mezhebe geçmesi daha kolay hatta. Mezhep reformasyonu da daha kolay oluyor. Biz şimdi kutsal savaş açtık topraklarını gasp edeceğiz ya. Yani katolikliğe geçecek. Anladım. Kabul. Güzel. Teşekkürler canım. Sana para verdim şöyle. Tamam. Şöyle Veletia'yı da komple almak istiyorum ben. Nasıl olur? Hadi biraz şu Omeranya'yı toparlayalım. Ya canım yani savaşasım tuttu bir anda. Ee, ziyafet. Olur, ziyafete gidebiliriz aslında. Hiç fena olmaz. Şu askeri gücü biraz şöyle arttırabiliriz. Mangonelleri de arttırırız. Paramız var hazır. Canım savaşa gelmek ister misin diyeceğim ama bilmiyorum ya. Dur seni sonra çağırırız bence. %96'ya çıktı. Dolayısıyla şöyle düşman orusunun üstüne yürürsek Hoppa yeğenim savaşta mı? <laughs> Çok güzel. Karakterimin yeğeni. Hadi gel sen ittifak kurayım. Ben. Aynen öyle. Güzel. Artık böyle görmüş olduğunuz gibi Baltık Denizi'ne de erişimimiz var. Velet ya. Gasp ediyorum. Tamam mı? Saraya davet edeceğim seni. Seni de saraya davet edeceğim. Sizler benim hanedan üyemsiniz. Dolayısıyla sizlere toprak vereyim diyorum. Aynen bu şekilde mesela. Eşimiz öldü. Sevgilimizle evlendik. Bakın şöyle bir trollük yapacağım. Matilda ikinci defa vasallaştırdım. Ve tekrardan papalığı aktardım. Matilda yakında ölürse eğer toprakları da zaten bölünür. Hoppa yatalak mı olduk? Hah çok iyi ya. İnanmıyorum. Hava da gidemeyeceğiz şimdi. Yani bizi çağırmadıkları sürece. ya, biz yakında ölüyoruz galiba. Aynen. Ben dördüncü seviye taht otoritesini çıkarırım diye düşünüyordum ama. Sen kimsin? Ha, aman boşver. Uğraşalım. Papala şöyle İtalya krallığını oluşturayım vereyim mi? Güzel olur. Aktarırım şuradaki vasalları da. Ama ya burada Karintia, Karintia şuradaki topraklara sahip olduğu sürece sıkıntılı. Pomeranya burada ele geçiriliyor. Biz de burada Pomeralya'yı alabiliriz belki. Heh, nasıl olur? Deneriz bir şeyler. diye karşılığı serbest. Hiçbir masraftan kaçınma. Papalık aynı zamanda nasıl oldu bilmiyorum. Burada Barcelona konutunda. Yani Ceneviz dükünün tabi. hak vardı herhalde. Papalık böyle ilerledi arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Seracusta tayfası Papalığa da savaş açtı. Fet etmeye çalışıyor ama Papalık. Yani savaş kazanırsa böyle bayağı. Para kazanacak. Karakterimin kızı olduğu ortaya çıktı. Fakat sevgililik sırrımız evlilik dışındayken bilinmediği için biz e, zinacı kabul edilmiyoruz. Baktığımız zaman insanı <laughs> ve ortada şu an bir sır da yok. Gördüğüm kadarıyla var mı? Evet bizim bir sırrımız yok şu an. Yani bu çocuklar e, piç diye geçiyor ama babası da biziz. <laughs> ama ortada hani ortaya çıkarılacak bir sır da yok. Bu Da böyle bir komik anekdot. Polonya toprak kazandı burada. Bayağı iyi iş becerdik bence. Bana sorarsanız. Yaptık böyle güzel bir şeyler. Hocam sana şöyle savaş ilan edebilirim aslında. Şöyle bir gider ayak diyorum. Biraz daha toprak alayım şuradan. Baltık'ta biraz nüfuzumuz artsın değil mi? Ya yani düşman askerlerini şöyle biraz tokatlasak belki güzel olur. Arkadaşımız ölmüş strese girdik. <laughs> Bizim oğlana bak düelloya kalkışıyor birilerine karşı vay be. Güzel bu toprağı da aldık. Şimdi serbest bırakayım mı fidye karşılığı? Güzel olur. Sana da şöyle ünvanı veriyorum tam. Omeralya düklüğü. Şu üyeme. Çok güzel bu kadar. <laughs> Kızıl William de iyice yaşlanmış. Ama iyi, 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 iş çıkarıyor. İyi para kazanıyor İngiltere'den. Biz aylık 43 kazanıyoruz. Turnuva için talim yapsak. Sağlam talimli, güçlü olmadık. Önemsiz ünvanlar satsak prestij karşılığında. Ne, teşekkürler. Ayda. Kız kardeşim öldü. Hiç hoş olmadı tabii. Sanırım ölüyoruz ya. Ölüyor gibiyiz. Bence ölelim. Her an ölebiliriz. Öyle gözüküyor. Her an ölebiliriz. Çok iyi ya. Majestelerin konseyindeki Jaws Paşı Dük Eberhard benim hanedanımdan. Üvey kız kardeşim Halina kendisi bir pagan. Ona sürekli zina gerçekleştirdi. Bu saygısızlık için derhal açıklama talep ediyorum. Heh, az bile yapmış dedik. Ailene biraz mukayet olsan güzel olur aslında ama. Bir hastalık mı çıktı bir yerde? Bakalım. Efendim Kaiser Werner dedemizin adıyla geçtik tahta. Kaiser 4. Otto ile gerçekten bence iyi bir iş başardı. Kısa sürelik bir imparator olsa da belki bu zamana kadar gelmiş geçmiş en iyi imparatorluk kutu denebilir. İdaresi ve askeri gücü açısından diyeyim. Gayet iyi. 5 üzerinden 5 meşruiyetle vefat etti. Bizim de meşruiyet seviyemiz 5 üzerinden 4. Yani az da değil açıkçası. Bizim şu ana kadar çocuğumuz olmadı. Belki bu saatten sonra olabilir bilmiyorum. Ancak bundan sonra önümüzde Artık seçimle de değil, babadan oğula aktarılacak şekilde ilerleyecek bir Kutsal Roma İmparatorluğu var. Bence gayet başarılıydı. Habsburglar olarak pek kontluktan iki nesilde imparatorluğa yükseldik. Gerek savaş, gerek ittifak, gerek idari gücü kullanarak. Bence bunu başarabilmek pek tabii mümkün. Bu videoyu da burada bu şekilde noktalamak istiyorum. Daha az aksiyon yaşadık aslında. Önceki videoya göre. Gerçi bir haç seferi skandalı atlattık. Ama onun dışında... Kutsal Roma İmparatorluğu'nun başına geçmemiz son derece rüzsüz gerçekleşti diyebilirim. Birkaç tane hak sahibi örgütleşmesi çıktı ancak e, onlar da çok etkili olamadılar. Papalık bizden daha çok mücadele etti bu noktada diyebiliriz açıkçası. Tekrardan söylediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve görüşü yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere, hoşçakalın.